İyi akşamlar. Akçansa günlük grafik. En son Şubat ayında bir videosunu yaptım ben bunu. 21, 22, 23 Şubat artık. Her neyse Şubat ayında diye hatırlıyorum. Yüz dışı bir senet. Üyelerin izlenimini açıktı. Pek üyelerden de isteyen olmadı Akçansa'yı. Şimdi oradan beri böyle e, hatta hatta şeyde kalmış yani tren çizgisi de çekmişim. Kalmış o da öyle. Görüyorsunuz işte düşen trend, düşen fiyatlar. Yani bu zaten olumlu bir tablo değil. Bunu uzatalım trende. Şu düşen trende. Arada sırada yakınlaşmalar oluyor. Düşün düzeltmesi oluyor ama yeni diple devam ediyor. Şimdi buradan tabi bir destek bulmuş. Yani bulunduğu bölgede hemen oraya bir destek çizgisi alabilirsiniz. Bakın birkaç gündür 13.50 civarlarında bir ara destek bulmuş. Bu niye ara destek? Yani buradan onu tahmin edemezsiniz. 13.50'yi göremezsiniz. Bir dip yok. Yani herhangi bir dibe denk gelmiyor. Normalde yer çok belirgin bir dirence gelirse destek çizgisi alırsınız veya çok belirgin bir dipte alırsınız. Tabi burada kırılırsa bu şey sol taraftan böyle çok belirgin bir dip herkesin görebileceği 11.94 12 civarlarında yani hareketin 13.50 kırılımından sonra bir miktar daha aşağı devam etme ihtimali yani grafik bize öyle söylüyor. 10, 12 civarları diyor. Bir destek olabilir buna. Bu gördüğünüz gibi güzel de bir örnek var. Ara destek olmaz sanmayın. Yani ara destekler olabilir. Onun için belki 2 saatlik grafikleri inceleyebilirsiniz ama çok güvenli olmuyorlar onu da söyleyeyim. Dolayısıyla buradan bir yukarı hareket en azından bir deneme olmuş. Yani 14 11 20 üsteli 14 onda bir kapanış almışız da. Bu dönüş kırılım şu bu anlamına gelmiyor ama 14 11'in üstüne bir hareket özellikle 14 60'ın da geçilmesinden sonra belki artık şu kırmızıya bir temas olabilir. O kırmızı 15 10 civarlarında. Yani arada 1 liralık daha bir pay var. Kırmızının kırılması gerekiyor arkadaşlar. Kırmızı kırıldığı zaman diyoruz ki artık düşüş akımı, şimdi teknik olarak düşüş akımı bitti diyoruz ama aslında şu şuradaki momentum düşüş momentumu sona erdi diyor bize grafik. Oradan sonra yeni bir akım olma ihtimali var çünkü yok değil. Onu ayırmak lazım. Onun için de zaten destekle de takip edilir. Hani Şu diyelim geldi fiyat kırdı 16'ya falan geldi. O zaman koyarsınız altına 8 veya 20 gün üstseline hareketli trend olarak yani hareketli bir stop noktası olarak kullanılır genelde İsrail stop denir ona da koyarsınız devam edersiniz yani trade böyle edilir bir sene trade edilirken onun için 15-10 geçilirse belki biraz daha böyle tabi olumlu bir tablo alabiliriz orada 16-30 civarlarına kadar Hatta öncesini söyleyelim yani 15-60 ve 16 50 diyelim bu kısma iki tane direnç noktası var. Tabi 16.50'nin geçilmesi aslında orada biraz daha havayı değiştirebilir. Ee, bir yani bugün bir miktar hacim artışı var. Öyle çok büyük bir hacim artışı yok ama henüz anlamlı bir hacim artışı yok. Fakat şu dipte biraz böyle alınmış satılmış gördüğüm kadarıyla 2-3 gündür özellikle. Bunun dışında hani hacimle alakalı e, olumlu bir şey söyleyemiyoruz tabi yani orada hacimler daha belirgin artması lazım. Bir dönüşler genellikle öyle olur. Ha bu fiyat dönmez anlamına gelmesin. Buradan sonra da hacimlenebilir. Ee, onu bilemezsiniz tam nerede ne yapacağını. Onu da söyleyeyim. Ama düzenli bir hacim artışı genelde fiyatların dönmesine, yani trendin yukarı dönmesine yol açar. Yani o yüzden takip etmek lazım. RSI 46 ya olumlu bir tarafa gitmeye çalışıyor. Henüz yeterli bir alanda değil. Kendi ortalamasının üstünde ağzı da açık. Ağzının açık olması da bir momentum, yükseliş momentumundan bahsediyor bize MACD de alt kesmiş Evet yani bugün küçük bir al kesmiş yani pozitif makdi ve pozitif arasay var ee, yani bunları Ben hep anlatıyorum burada böyle uzun uzun anlatmayayım ama ara ara videolarda bunları nasıl takip edilir falan filan diye anlatıyorum olumlu mu yani destek kırılmadıkça her şey olumludur onu da ifade edeyim Hani pozitif makdi ve arası olması grafikte e, olumlu ne zamana kadar söylüyorum destek kırılmaya kadar olumlu olarak varsayabilirsiniz Bunların dışında önemli bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.